Arkadaşlar selamlar hepinize. Bu videoda böyle sağdan soldan bir şeyler satın aldık ve sizlerin de merak ettiği sayfaları denedik diye düşünüyorum. Birazdan bu masa dolacak arkadaşlar. Bizim bir dolandırılasımız geldi. Bu videoda sizler için dolandırıldık. Bize çok söylüyorsunuz abi şöyle bir sayfa var oradan PlayStation alın. Şöyle bir sayfa var oradan bir telefon söyleyin diye. Hepsini sipariş verdik. Bu süreç yaklaşık 2 hafta sürdü. Gönder abi. Geliyor. Deli gibi kargo bekledik. Kargolar geldi. Kutuların içinde ne var ben de bilmiyorum. Bir tık sürpriz olacak. Herhalde böyle kocaman bir şey geldi. Geldi ama. Hadi geçelim şu kutuları açalım. Kutuların hepsinin bir hikayesi var arkadaşlar. Öncelikle şu kutunun ne olduğu zaten belli. Bu ikisinin ayakkabı olduğunu tahmin ediyorum. İki farklı sayfadan sipariş verdik. Sipariş hikayeleri de şöyle zaten hani ortaya bir yere ya yani ekranda müsait bir yere görüntüleri gelir. Siz Instagram'dan WhatsApp'a ulaşıyorsunuz. Direkt WhatsApp'a atıyor sizi. Oradan mesajlaşıyorsunuz. Bilgileri veriyorsunuz. İstediğiniz ayakkabının fotoğrafını gönderiyorsunuz ve size ayakkabıları gönderiyorlar. Var demiş. 120 TL kargo ile. Tamam abi göndersin. 99 lira yazıyordu. 25 iş günü içerisinde ortalama teslim ediliyormuş. Hani bir aksama olursa da 2-3 iş günü bir aksama olabiliyormuş. Şunun gelmesi ne kadar sürdü? Abi bu 5 gün kadar sürdü. Bu da zannediyorum herhalde bir 10 gün falan oluyor. Biz zaten bu videoyu hazırlamaya başlayalı bir 15 gün kadar oluyor arkadaşlar. Hani 15 gün sürecinde de konuştuk ettik. Ürünleri de yavaş yavaş buraya getirdik. Aha Nike. Bir Nike kutusu çıktı. Açıyorum hazır mısınız? Mehmet'iler benim bir yapsana. Abi bana da sürpriz oldu. Hadi bakalım. Oo bir şey değil mi? Bayağı yakın bir şey gelmiş yalnız ha. Abi bu arada galiba ikinci el ayakkabı geldi bize. Bilmiyorum ne kadar belli oluyor ama arkadaşlar yani görüntü güzel olabilir belki de. Tabanı. Daha güzeli var. Bir internet alışverişinin olmazsa olmazı şu gülen surat arkadaşlar şuradaki. Bunu gördüyseniz bilin ki biraz dolandırılmış olabilirsiniz. Buna ne diyorsunuz peki? Kaç numara? Biz bu ayakkabıları sipariş ederken galiba 41 ya da 42 gibi bir şey dedik. 42 numara. Hakikaten ayakkabı ikinci el gibi duruyor ve... Peki ayakkabıcılar şu hareketi niye yapıyor abi bak ayakkabı çok rahat. İşte taban parçalanıyor mu parçalanmıyor mu diye yapıyorlar ama bu taban parçalanacak gibi duruyor yani benim beklentim. Antimden daha sağlam gidiyor şu an açıkçası. Ben diğer ayakkabıyı da açıyorum bu arada. Aç bakalım. Her türlü şey olabilir. Bu da Adidas. Bir dakika. Adidas değildi verdiğim bir sipariş. Onu söyleyeyim baştan. Evet. Balenciaga'ydı. Yine yanlış hatırlamıyorsam. Bu 42 numaraymış. Da almak istediğimiz ürün ekranda. Gelen kutu bu. 41 var mıdır? Mevcuttur. Numarası 41. Mevcuttur. Numarası 41. MNG kargo ile göndeririz. Kapıda ödeme olur. Nakit ve kart geçerlidir. Tamam. Gönder gelsin. O zaman adres bilgilerini hemen verelim ve biz dolandırılıyor muyuz ne oluyor bilmiyorum ama ne yapıyorsak ona devam edelim. Bir de bir geliyormuş aynısı Balenciaga'nın. Açıyorum hazır mısın? Aç. Tabanı gördüm zaten. Abi kokusu geldi. Yemin ediyorum kokusu geldi ya. Of. Ayak kokuyor bu. Oğlum kullanılmış ayakkabı geldi. Vallahi ayak kokuyor. Sakın koklama ama şu tabana falan mı? Kutu yanlış. Alakası yok. Fiyatlarla alakalı bir ekleme yapmam gerekiyor. Bu görmüş olduğunuz Balenciaga modeli ki bizim sipariş ettiğimiz model zaten bu değildi arkadaşlar. Yazışmalardan gördüğünüz üzere. Ancak orijinal olsaydı bu yaklaşık 8 ila 9 bin TL bandındaydı. Bu tarz bir Nike ayakkabı almak istediğinizde de aslında yine 1000 liraya varan bir para ödemeniz gerekiyor. Ama biz Hotelli X'ine yanlış hatırlamıyorsam 300 TL bandında bir ödeme yaptık bu ayakkabıların. Abi şu çok kötü bir yani hani çakma mı diyeyim ona. Zaten kullanılmış ayakkabı geldi bu arada. Gerçekten üzüldüm. Hani en azından dolandırılacaksanız da şu daha mantıklı. Evet. Balenciaga ama ben zaten Balenciaga'dan... Şu masadan bence herhangi bir bakteri kapmadan atalım. At. Derim ben. Bir de bir dezenfektan rica etsek. Koraycığım teşekkür ederiz kardeşim benim. Eline sağlık. Sık 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 sık. Şimdi Ozan açmadan şunun bir hikayesini anlatmak istiyorum sizlere arkadaşlar. Instagram sayfasında PlayStation 5 görseli var aldığımız yerde. Yine görüntüler ekranda vardır şu an diye tahmin ediyorum. Biz bunun PlayStation 5 olduğunu düşünerek aldık. Ancak 1000 TL bir fiyatı var arkadaşlar ve şöyle bir şey var. 1000 TL PlayStation yazıyor sadece. Yanında 5, 4, 3 vesaire hiçbir şey yazmıyor. Yani herhangi bir PlayStation çıkabilir içerisinden diye düşünüyorum ki zaten 1000 liraya bildiğiniz gibi PlayStation 5'in oyunu falan var yani. O yüzden bu fiyatlar imkansız. Açabilir miyim? Gördük istedim. Bakalım. Sakin. PlayStation 5 kutusu adamın elinde harbiden varmış. Bu arada orijinal PlayStation'da yanlış hatırlamıyorsam 6000 civarına CD'siz versiyonunu gidiyor. Alabiliyorsunuz. Biz 1000 liraya aldık. PC 5 var mı? FIFA. Karşı taraf. NBA. Kombo yaptırıyor abi adama ya. Tamam abi ver gerekli bilgileri. Alalım direkt yani. Ödemeyi de yapalım. Yazışa bak abi. Tamam dur şimdi bilgilerini verelim. Gönderelim. PlayStation 5'te hayırlısı olsun o zaman Ozan. Kazıklanacağımız çok net yani. Tüy gibi abi. Bak şimdi içinden ne çıkacak. Al.
1000 liraya bu kadar olur. Al o zaman evde oynarsın. Gerçekten şoktayım şu an yani. Ya benim zaten tahmin ettiğim bir şeydi bu. Adamlar yeni teknoloji geliştirmişler. PlayStation 3'ü minyatür yapmışlar. PlayStation 5'e çevirmişler ve satıyorlar ve 1000 lira. Arkadaşlar Reji'den bayağı ısrar geldi. Bir takın bakalım diye. Şöyle bir tane kol takacağım. Gel abi. İkinciye gerek yok. Aha. Allah'a geldi. Dur, bir Mario'muz yok mu? Keşke bu kadar kötü yapmasalarmış görüntüyü ya. Bayağı berbat görüntü. Ve böyle de gidiyor, öldük. Ozan dolandırıldık ama sanki bu alet fena değil. Yani ama 1000 lira oyun güzel de 1000 lira değil. Bence 150 lira anca eder. Kendi kaleme gol attım galiba bu arada. Neyse gel devam edelim hadi. Şimdi PlayStation 5 böyleydi. Burası neydi Ozan? iPhone 10 sattığını iddia ediyordu. Kaç 600 paraydı? 600 TL. Neyse. Pardon, Pro Max alalım dedim. 1100 liraydı. Lütfi dinlemedi, iPhone 10 aldı. Zaten kazıklanacağımız belli en azından. Layığıyla kazıklanalım istedim ben. Ben de o kadar para gitmesin dedim. Diyor ki iPhone 12 Pro için 1200 TL diyor. iPhone X alalım mı? Alalım ya. Tamam arkadaşlar, şimdi burada da bilgileri vereceğiz. Bakalım ne olacak? 10 kutusu. Red serisi geldi bu arada iPhone'un. Hazır mıyız? Hadi bakalım, hazırız. Yine şaşırtmadılar arkadaşlar bizi. Samsung Galaxy J7 NXT. Bir dakika ben bakacağım. Var mı böyle bir telefon? Böyle bir... Şöyle bir şey çıktı. Telefonun orijinali 1500 TL'ymiş. Biz 600 TL iPhone 10 ümidiyle aldık. Tabii ki çıkmayacaktı. Kazıklanacağımız çok belliydi ama bari yani. Abi 4G desteği var. Abi bu nedir? Allah aşkına bu nedir ya? Telefon açılıyor. Vallahi açıldı. Ben bir Android sürümüne bakmak istiyorum abi, şu an. Al bak. Bakabiliyorsan bak yani. Zaten bize çok gelen mesajlardan bir tanesi, adam böyle not defterinde yazmış. iPhone 12 Pro Max 1200 TL, iPhone 10 600 TL, al sana iPhone 10. Ha, 600 i̇şte. Liraya böyle bir şey 600 geldi. 600 liraya iPhone 10 arkadaşlar. Sizin yerinize bu videoda zaten dolandırılmış olduk arkadaşlar. Boşu boşuna gidip de para kaptırmayın derim. Aynen öyle. Masayı bir temizledik arkadaşlar. Telefondan kurtulduk. Kazığın zaten böyle büyüğünü yedik. Ama son bir kazık olsun istiyoruz arkadaşlar. 4 tane kazık aldık. 4,5 olsun çünkü bu tam belli değil. Aynen. Instagram'daki mavi tik dolandırıcılığı arkadaşlar. Evet. Bu da sizlerden çok gelen isteklerden bir tanesiydi. Sayfaların biriyle konuşmaya başladık videoya girmeden önce. Neden buçuk diyorum? Çünkü bu uzun bir süreç ve daha sonra duyuracağız bunun sonucunu aslında. Hemen konuşmalara bakalım. Mavi tik satın almak istiyordum diyoruz. İşte yine standart Instagram dolandırıcılarının yazdığı, yani tabii ki de hepsi öyle değil ama çok uzun bir mesaj geldi buraya. Merhaba efendim, yardımcı olalım. Kategorilerimiz var, işte siyasiler, sivil toplum kuruluşları, markalar falan filan. Fiyatlandırma ismin haber değerine göre değişiklik göstereceği için profile göre fiyat verilir diyor. Yani aslında bizim profilimizi istiyorlar. Biz de YouTuber olarak alabilir miyiz diye sorduk. İşte bizim Koray adına başvurduk. Ekibimiz diyor. Ben bir ekip olduğuna inanmıyorum bu arada. Sen biliyor musun? Sence? Bilmiyorum. Yani tek kişilik dev kadro olabilir. Bu arada şunu atladık. Ozan mavi tik yani işlemlerinde kendisinin belli kurumlarda tanıdığı olduğunu ve rüşvet verip iş yaptırdığını söylemlerine inanmayınız. Bu konuda birçok dolandırıcı bulundurmaktadır. Şu telefonun kalemini çıkarır mısın? İmza atacağım altına sözünü. Çünkü ha, çok doğru bir söz söylemiş. Böyle bir şey yok gerçekten arkadaşlar. YouTuber kategorimiz için fiyat teklifimiz 1200 TL dediler. Kontrol edildi. Mavi tike uygun. Neye göre mavi tike uygun bilmiyorum. Ne yaptılar da bu uygunluğu şey yaptılar, ayarladılar. Belli değil. 1000 TL olursa dedik pazarlık sünnettir. 1000 TL maalesef efendim. 1200 TL son fiyatımız. Diğer sayfalara da bakın. Fiyatımız uygun diyor. Tok satıcı rolü yapıyor burada. İşte hesap numaramız şöyle şöyle vırt zırt. Size dekontun fotoğrafını yolladık kendilerine. Teşekkürler Koray Bey. Dekontunuz ulaştı. İşleminiz bugün itibariyle başlayacaktır. Ortalama 20 gün içerisinde de mavi tik hesabınıza yansıyacaktır. Bir 5-6 günü kaldı. Gelir mi sence? Valla biz bu videoyu yetiştirelim diye hani o 5-6 gün artık bekleyemedik. Onu da artık sosyal medya hesaplarımızdan sizlere duyurmuş olacağız. Ben geleceğine asla inanmıyorum. Ben de asla yani inanmıyorum. Yani kesinlikle bu videoda 5 kere dolandırıldık ama millete de itham etmeyin dediğim aynen gibi. Aynen. O yüzden biz bunu yarım sayalım diyelim şimdilik. Şimdi biz toplamda kaç para harcadık? Ben de onu söyleyeyim. Sen hazır para kısmından bahsetmişken. Zaten mavi tiki söyledin. 1200 TL ödedik şu anda oraya. Ve tabii bunun yanı sıra biz 1000 TL'ye PlayStation 5 aldığımızı sandık. Alamadık. 600 lira gibi bir telefon ödememiz oldu ve ayakkabılara da totalde 300 TL bandında bir ödeme yapmıştık. Yani 3100 lira gibi bir o civarda bir şey çıktı cebimizden. Fazlası var, eksiği kesinlikle yok arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bu 3100 liranın içerisinde de mavi tik hala belli değil. Söyleyelim. Evet. İşimize yarar herhangi bir şey çıkmadı arkadaşlar. Maalesef çıkmadı. Abi Super Mario oynamış olduk. En azından sizlerin sayesinde ve tabii bu ve buna benzer videoları yine
bekliyor olursanız videoyu beğenmeyi ihmal etmeyin arkadaşlar. Kafanıza tıklan, herhangi bir şey varsa hemen Ozan'ın da dediği gibi aşağıdan yorum olarak iletebilirsiniz. Başka videoda görüşmek üzere diyelim. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay.